Yıl 2017, Türkiyeoğlu'na bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde kümevlerindeyiz. Merkeze yaklaşık 45-50 kilometre. Buradaki insanların en büyük sorunu telefon. Vallahi biz sabah 9'da okula geliyoruz. Benim kızım öğretmen, kızımın yanında geliyorum beraber. 2.30'da Beyoğlu'na indiğimiz zaman telefonumuz çekiyor. Burada telefonumuz çekmiyor. Yani hiçbir yerle irtibatımız yok. Acil bir durum olursa ne yapacaksın? Acil bir durum olursa arabaya binip gideceksin. Vallahi işte en yakın zamanda yetkililerden bir yardım bekliyoruz. Yani olursa daha güzel olur. Hiçbir yerde çekmiyor burada telefon. Anca 5,5 kilometre inince Beyoğlu'nda çekiyor telefon. Başka yerde çekmiyor. Ya bir acil durum olsa köylü de perişan, çocuklar da perişan, öğretmen de perişan, herkes perişan. En büyük sorunu az önce de söyledik, telefon. Telefon çekmediği için insanlar en yakın mahalleye ulaşmak zorunda kalıyorlar. Beyoğlu Mahallesi'ne. Beyoğlu da buraya yaklaşık 5,5 kilometre. Bayağıdan beri çekmiyor. Daha önce çekiyor muydu? Hayır, hiç çekmiyor. Peki siz iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Biz gençlerimiz ambarların üstüne çıkıyor dağların başına. Orada konuşuyorlar gece gündüz. Şey eşimiz şeyde dışarılarda çalışıyor. Telefon yok. Ev telefonlarımız vardı. Onda geliyorlar. Telefonu çalışıyor diyorlar. Gidiyorlar. Telefon yok. Gelirler bakabilirler. Durmadan para ödüyor. Hiç konuşmadığınız halde para evet, ödüyorsunuz. Evet, hiç konuşmadığımız halde durmadan para ödüyor. Ayda 25 kağıt geliyor, ayda 25 kağıt geliyor. Burada şebekeler çok oldu, bitti çekmiyor. Ev telefonları vardı eskiden. Benim telefonum kesildi, bir sene kullanamadım. Kablolardan su geliyordu telefona. Gittim şeye, Türk Telekom'a gittim, dilekçe kağıt imzaladık, topladık, gittik. Gelip neredesin diyen olmadı. Bu İş veren değil de. Bunların şeyine gittim ben Maraş'a. Adamlara dedim böyle böyle. Adamlar beni baştan atıyordu. Bir avukatla konuştum böyle böyle. Yani avukat bana dedi ki sen dedi git söyle bir kağıt yazdı verdi bana. Git söyle dedi bu kağıdı ver oraya dedi. Kağıdı verince adamlar beni aldılar dışarı çıktılar. Neçe benim gibi bir sürü adam varmış orada. Adamlar geldiler yaptılar 3 gün sonra geri gitti. Bir daha da gelmedi. Ama sonra ben telefonu kestirdim. Benim 3 tane, 4 tane çocuğum var gurbette Antalya'da. Ben konuşamıyorum. Taş o karşı ambara gidiyorum, ambarın oraya gidiyorum. Taş o karşıya gidiyorum, oraya gidiyorum. Geçen burada Çakıroğlu'ndan bir tanesi domates satmaya gelmiş. Adam diyor ki bu batık geminin malları, bu batık geminin malları diyerekten geliyor karşıdan beri. Asbereket adam yukarıda ne de ölüp kalmamış. Buraya gelince, şu ileriye gelince, ileride motorun üstünde olduğu gibi yere yığılıyor. Ara ki ambulans yok. Ara ki köyde araba yok. Ne yapacak? Sağa sola git koş. İşte o şu kadının oğlu geldi de hiç olmazsa o biraz şey yaptı. Ama sonra gittiler ta karşıdan ambulans çağırdılar. Ambulans geldi masaj masaj yaptılar. Aldılar götürdüler o da yolda ölmüş adamcağız. Ne yapsın? Ne yapak? Misafir olarak geldik bura. Burada hiç telefonlar çekmiyor. Beyoğlu'ndan beri hiç telefonlar çekmiyor. Bura geliyor. Akşam Beyoğlu'na inmeyince telefonu çekmiyor. Bir kere de telefonumu düşürmüşüm. Bir türlü ulaşamıyor. Çaldırıyor. Çalma imkanı yok. Beyoğlu'na inince çaldırdık telefonu. Anca orada şebekeler çekti. Telefon yok. Ne dek ne dek gayrı araya araya bulmuşlar. Az önce de bahsetmiştik. Yıl 2017. İnsanlar burada telefonla konuşabilmek için yüksek kesimlere çıkıyor. Yanımızda mahalle sakinlerinden İbrahim amca var. İbrahim amca siz evet. Konuşmak için nereye çıkıyorsunuz? Su ambarına çıkarık kalıya. Oraya da varana kadar hasta ölüyor. 5-6 tane şehit verdik burada. Belediye başkanı küskün. Mahalleye uğramaz. 5-10 sene oldu. Buraya kimse gelmez.
Cenab-ı Allah'ın yanında var buranın ismi. Kulunun yanında silinik. Kimse bilmez buraya. Aha siz geldiniz daha sadece. Vallahi burada hiçbir zaman olmadı ki şimdi olsun. Telefonlarımız çekmiyor. Benim bak bir askerim var. Arayamıyor, ulaşamıyor. Telefon çekmesi için ta şu karşıya gidiyor. Oradan arıyor. Başka da ne yapak? Burada bekliyor. Herkes mağdur. Geçen burada bir Çakıroğlu'ndan bir domatesçi geldi. Şebeke yok. Adam şurada öldü gitti. Acile ölü götürdüler adamı. Ne yapacaksın şebeke çekmezse? Yapacağın ne burada? Gidiyorsun o depiye. Her gün işimiz yok. Biz o depiye mi gidecek? Ama buraya bir direkt dikilirse herkes evinde çayını yudumlayarak oturduğu yerden herkesinden görüşür. İnternet hiç yok. Bulamıyor. Yok. Oraya gidiyor. Orada çekmiyor. Bir şeyle görüşemiyor bir türlü. Mağduruk yani. Bakan yok. Ha bir asfalt çektiler daha yenice bu köylere. Başka da bir şey yok yani. Bakım yok köylere abi. Ne edek? Buraya geçiyor işte oradan şebeke bir miktar oradan buluyor. Oradan çekebiliyor başka yerden de yok abi. Manşet. Gerçek çok net.